Bisiklete başlamaya karar verdiniz, heveslisiniz fakat euro, dolar fiyatları almış başını gitmiş. İkinci el bisikletlere yöneldiniz, peki ya kazıklanırsanız? İkinci el bisiklet nasıl alınır? Türkiye'de artan bisiklet kullanımıyla beraber ciddi bir ikinci el piyasası oluştu arkadaşlar. Özellikle sahibinden.com, Letgo ve Facebook'ta ikinci el gruplarında bir sürü ikinci el bisiklet bulabiliyorsunuz. Peki ikinci el bisiklet alırken nelere özen göstermeliyiz? Geziniyor Bisiklet Atölyesi olarak size 5 altın kuraldan bahsedeceğiz bugün. Birinci altın kural, kadro kontrolü. Kadro bisikletin olmazsa olmazı gövdesi, omurgası, kalbi, beynidir. Bu yüzden kadroyu kontrol ederken ilk bakacağımız yer kadro üzerindeki ezikler, ağır darbeler ve derin çizikler. Çizikler çok bir şey ifade etmez. Bir bisikletin çizik olması o bisikletin kötü olduğu anlamına gelmez. Fakat kullanıcısının o bisiklete ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Bunu da kesinlikle unutmuyorsunuz. İki yöntemle bakabilirsiniz. Bir, gözünüzle kadro üzerini kontrol edin. İki, elinizi kadro üzerinde gezdirerek ezik var mı mutlaka kontrol edin. Üçüncüsü, kadroyu ters çevirin arkadaşlar. Ters çevirip göbeğin altına ve arka çatalın altındaki ezikleri mutlaka ve mutlaka kontrol edin. Şayet bisikletiniz sabit maşalı değil de amortisörlü bir bisikletse mutlaka frenlerinden sıkıp öne doğru yüklenip yaylandırın ki amortisördeki arızalar özellikle yaylanmada kendini ciddi şekilde göstermektedir. Bunun haricinde kontrol etmemiz gereken, bunu birçok kişi atlar, İki nokta daha var. Sele borusunun girdiği yer. Özellikle seleyi çok yukarıda kullanan vatandaşların bisikletlerinde sele borusunda deformasyon olabilir ki bunun tamiri çok zordur. Neredeyse tamiri yoktur diyebilirim. Sele borusunun girişini özellikle kontrol edelim. Bir ikincisi, eğer bisikletiniz darbe yemişse, ki bu benim bir arkadaşım başına geldi, şu mesafe. Ön teker ve kadronun alt borusu arasındaki mesafe size bir fikir verecektir. Eğer bisiklet önden darbeliyse bu mesafe inanılmaz kısa. Hatta neredeyse 1 santim civarında olacaktır. Kesinlikle bunları atlamıyoruz. Bir diğer kural ise kadroda kontrol etmemiz gereken kadro kulağı. Vitesin aktarıcının takıldığı yer. Kadro kulağı değiştirilebilir. Fakat kadro kulağının olduğu yerde herhangi bir yamukluk, bağlantısında herhangi bir yamukluk problem varsa bu ileride çok ciddi vites problemlerine ve bisikletten soğutmaya kadar sizi götürecektir. Son olarak bisikletinize üstten bakın. Kesinlikle ön ve arka teker şu şekilde baktığınızda hizada mı? Eğer kadro yandan darbe almışsa ve bunu çok anlayamayacak durumdaysanız gözle kaçırabilirsiniz. İkinci kural, yatakların kontrolü. Ön göbek, arka göbek, ayna kol göbeği ve fırç yatağının kontrolü. İkinci kuralımızda göbekleri kontrol ediyoruz. Bu çok basittir. İlk etapta fırçtan başlarız. Fırç yatağında boşluk olup olmadığını kontrol ederiz. Bunun için ön freni sıkıp elinizi şu şekilde bağlantı yerlerine, fırçın, maşanın girdiği bağlantı yerlerine koyup ileri geri bisikleti zorladığınız zaman boşluğu görürsünüz zaten. Hafif hafif oynar. Bunu elinizle hissedersiniz. Bu basit bir problem de olabilir. Fırç boşluğu alınarak da geçirilebilir. Ama zamanla aşınmış fırç yataklarından da olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen ardından ayna kol, orta göbeğimize geçiyoruz. Ayna kolu mutlaka ve mutlaka bir çevirin arkadaşlar. Herhangi bir tıkırdama, sağ sol yapma, bunları görürsünüz. Ve sonrasında ileri geri bisikletinizi tutarak ayna kolu mutlaka ileri geri oynatarak içinde boşluk var mı bakın. Son olarak da göbeklerin, teker göbeklerinin kontrolü geliyor. Teker göbeklerinin kontrolü yine aynı şekilde ilk etapta şöyle bir kaldırıp çevirin. Üstten bir bakarak herhangi bir boşluk olup olmadığını az çok kestirirsiniz. Ama daha sağlam yöntemi, tekerlerinizi, bisikletinizi tutarak şu şekilde sallayın. Aynı işlemi arka teker içinde yapın. Şu şekilde yaptığınızda tekerlerden tutarak salladığınızda göbekteki boşlukları görebilirsiniz. Orada da şöyle bir olay var. Bilyalı göbeklerde hafif boşluk yapabiliyor. Sorun bundan da kaynaklanıyor olabilir. Düzeltilebilecek bir problem de olabilir. Ama bilya yatakları, yatak göbekleri aşınmış ve değişmesi gerekiyor olabilir ki bu size çok ciddi bir maliyet getirir. Göbeklerin değişmesi demek jantın yeniden örülmesi anlamına gelir. Bedavaya
paranızı heba etmeyin arkadaşlar. Üçüncü altın kural, aktarım organları. Aktarım organları dediğimiz ayna kol dişlisi, ruble, zincir, aktarıcılar, vites değiştiricileri ve frenden oluşur. İlk etapta frenleri bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eğer V fren ise çok fazla arıza çıkarmaz, fakat pabuçları bitmiş mi? Özellikle pabuçları bitmişse jantı yemiş mi? Bunları mutlaka kontrol edin. Eğer jantı yemişse zaten uzak durun, o bisikletten size çok hayır gelmeyecektir. Eğer bisikletimiz hidrolik disk frenli ise özellikle sıkın. Yumuşak süngerimsi bir yapıda olmaması gerekir. Eğer süngerimsi bir yapıdaysa bu hidrolik disk frenlerin sisteminde hava olduğu anlamına gelir. Bunlar da size ekstra maliyet çıkaracaktır. Onun haricinde balatalarında gözünüzle mutlaka ve mutlaka kontrol edin. Hidrolik ve mekanik disk frenlerde rotorda yamukluk var mı? Ön tekeri ve arka tekeri kaldırıp çevirdiğinizde herhangi bir sürtme yapıyor mu? Ciddi bir sürtme ve gözle görülür bir yamukluk var mı? Mutlaka bunları kontrol edin arkadaşlar. Bisikleti alırken aynı şekilde kesinlikle sahibine bir tur verir misin diye isteyin. Mutlaka deneyin. Mutlaka en azından şöyle bir 100 metre bisikletinizle dolaşarak vites sisteminde bir arıza var mı? Vites geçişleri normal mi? Bunları mutlaka kontrol edin. Onun haricinde ayna kol dişleri ve ruble dişlileri eskimiş mi? Gözünüzle kontrolünü edin. Önerilerde geliyor. Eskiyen ruble ve ayna kol dişlerinin nasıl kontrol edildiği de diğer bir videomda var. Oradan bakabilirsiniz. Aktarıcıları gözünüzle kontrol edin. Vites tellerini şöyle bir elinizle kontrol edin. Çok paslı mı? Bunlar yine size fikir verecektir arkadaşlar. Dışarıda mı kalmış bisiklet? Paslı mı? Bunlar hakkında mutlaka fikir sahibi olup o bisikletin geçmişiyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Onun haricinde zinciri kontrol edin. Zinciri şöyle bir elinizle elleyin. Üzerindeki yağ ne durumda? Bunlar çok problem olmasa da bisikletin geçmişiyle ilgili bilgi vereceği için önemli şeylerdir. Bisikletin zincirinde pas var mı? Dışarıda mı kalmış? Deniz olan bir şehirde oturuyorsunuz da dışarıda balkonda unutulmuş bir bisiklet mi alıyorsunuz? Bu gibi şeyler çok önemlidir. Bunların kontrolünü mutlaka yapın. Arka aktarıcıda ekstra söylemem gereken bir şey daha. Arka aktarıcının arka bacağı, alta uzanan bacağı yamuk mu? Bunlar da ileride vites sorunlarına yol açacağı için bunların da kontrolünü yapmak durumundasınız. Dördüncü kural, tekerlerin kontrolü. Tekerler bisiklette en cefakar elemanlardır, çünkü bütün yükü tekerler taşır. Bu yüzden tekerleri kontrol ederken özellikle jantlardan başlamak durumundayız. Jantları elinizle şu şekilde gezdirerek, tüm jant boyunca gezdirerek jant üzerinde bir ezik var mı? Mutlaka bunu kontrol edin. Ezik jant bozuk akort ayarı demektir. İleride problem çıkaracak demektir. Onun haricinde özellikle şu jant tellerinin girdiği deliklerde çatlak var mı? Bu hayati bir olaydır. Jantın kırılıp dağılması durumunda başınıza iş alırsınız. Allah korusun, düşüp kaza yapmanıza sebep olabilir. Bunları kontrol edin. Jantınız V frenli ise üzerinde aşınma var mı? Fren pabucu bitmiş, değiştirilmiş olabilir, jantı yemiş olabilir. Bu da yine sizin için ciddi problemdir. Akort çok büyük bir problem değildir. Ama elinizle şöyle jant tellerinin sertliğini kontrol ederek akort hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Hemen ardından lastiklerin kontrolüne geçin. Lastikler değiştirilmiş olabilir. Karşınızdaki satıcı sizi yiyor olabilir. Ama lastiklerin değişmediğini az çok gözünüzle zaten anlarsınız. Lastiklerin aşınmışlık durumu da size o bisikletin kaç kilometre yol yaptığını, ne kadar kullanıldığı hakkında fikir verir. Özellikle çok harap olmuş, aşınmış lastiklerde zaten kendinden gösteriyordur. Aşağı yukarı nereden baksanız alıcının, satıcının ağırlığına da bağlı olarak minimum 1000 kilometre yol yapmış demektir. Bu tip şeyleri de mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. Beşinci altın kural, satıcı profili. Satıcı en önemli şeylerden biri ikinci el bisiklet alırken. Özellikle abi garantisi bizzat benim, bizim mekanımız yerimiz belli gibi yaklaşımlarla konuşan adamlardan kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Mutlaka işin içinde bir bokluk vardır. Daha az konuşan, bisikletine daha özenli olan adamlarla daha çok muhatap olun. Kesinlikle satıcıya bol bol soru sorun. Bisiklet hakkında bilgi edinmeye çalışın. Nerelerde ne çizik oluşmuş gibi şeyleri özellikle sorun ki yanlışlıkla bir bisikleti, başkasının çalınmış bir bisikletini almayın. Normalde ikinci el piyasasında
İkinci el fiyatları bir bisikletin sıfır fiyatının %50'si ile %75'i arasında gidip gelmektedir. Bir bisikletin yarısından çok daha az olan iyi bir bisikleti, atıyorum 4 milyarlık bir bisikleti 1 milyara satan bir adam kesinlikle o bisikleti çalmıştır ya da gerizekalıdır. Ki gerizekalı olma ihtimali çok düşük olduğu için bu tip adamlardan uzak durmanızda fayda var. Zira sizin sevinciniz bir başkasının üzüntüsü olabilir. Bu yüzden satıcıyla konuşurken özellikle özen gösterin ki adam bisikletle ne kadar alakalı. Son olarak karbon kadrolardan bahsedelim arkadaşlar. Bu bahsettiklerimiz genelde alüminyum ve çelik kromoli kadrolar içindi. Karbon kadrolar apayrı bir olay. Bu konuda kesinlikle bir uzmandan yardım isteyin. İyi bilen bir arkadaşla almaya gidin ya da bir bisikletçiden rica edin. Genelde tüm bisikletçiler bu konuda yardımcı olacaklardır. Çin'den inanılmaz derecede çakma karbon kadro geliyor. 2000 liraya Pinarello Dogma alan adamlar görüyorum. Ama sonrası hezeyanla sonuçlanıyor. Bu yüzden karbon kadro konusuna kesinlikle ve kesinlikle bir uzman yardımıyla karbon kadro ikinci elde satın alın. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer ki bisikletinizi bu 5 altın kuraldan geçirdiyseniz ve başarılı bir şekilde sonuca ulaştıysanız yeni bisikletiniz hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel günlerde pedallayın. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olarak da bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.